İyi akşamlar. Necla Akgökçe uzun yıllardır feminist hareket içerisinde özellikle işçi kadınların sendika ve iş yerlerinde verdiği hak mücadelesini görünür kılmak için mücadele eden isimlerden. Sendikalar açısından da çok önemli bir yeri olan 2003'ten itibaren 51 sayı yayınlanan arşivine internet sitesinden ulaşabileceğimiz Petrol İş Kadın Dergisi'nin editörlüğünü yürüttü. Sendikal kadın mücadelesi ve kadın emeği ile ilgili çok önemli yayınlara imza attı. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. 15 yılda her 100 kadından 30'unun bile çalışma hayatına katılımı sağlanamadı. Kadınların çalışması önündeki en önemli engeller sizce nelerdir? AKP iktidara geldiği dönemden itibaren kadın istihdamını arttırma gibi bir şeyi programı oldu ya da söylem itibariyle böyle bir söylemi yaygınlaştırdılar. İlk şeyden beri Ulusal İstihdam Stratejisi belgesi yayınlandığından bu yana o belgede dahil olmak üzere kadın istihdam özel ayrımcılık gerektiren gruplar arasında bir kadınlar, diğer de gençler, diğeri de gençleri sayıyorlardı. Ve kadın istihdamını arttırmak için başlangıçtan itibaren önerdikleri iki temel yol vardı esasında. Birisi bu yollardan birisi küçük yani mikro krediler aracılığıyla kadınları girişimci yapma yolu idi. Diğeri ise kadın istihdamını arttırmaya yönelik diğer önerdikleri yol ise esnek çalışma düzeniydi. Onlara göre kadınlar, kadın emek piyasaları sertti. Bunun esnekleştirilmesi gerekiyordu. Esnek çalışma koşullarının yaygınlaştırılması ile bu nedir? Taşeron, geçici işçilik, çareye bağlı çalışma filan gibi çalışmaların yaygınlaştırılmasıyla kadın istihdamı artacaktı. Fakat geldiğimiz noktada kadın istihdamı rakamlarına baktığımızda işte kadın istihdamının %30'a ancak geldiğini, bunun da düzenli, sürekli ve güvenceli işlerde çalışan kadınları içeren bir rakam olmadığını, son dönemlerde siz de bilirsiniz, evde bakım hizmetleri için hasta, yaşlı bakımı için bazı kadınlara bir miktar para veriyorlardı. Bu kadınları da istihdam içine dahil ettiler. %30'un içinde onlar da var. Bir de belediyelerde çalışan, belediye park ve bahçelerde çalışan bir grup kadın var. Toplum yararına çalışma dedikleri ve 9 aylık, çoğu zaman da hani 9 ay sonucunda güvencesi kalmayan işleri de bu işlere dahil ettiler. Yani %30'luk rakam bile Aslında pek %30 yüzde değil. otuz değil. Geçici ve güvencesiz işleri de içine alan bir rakam bu. Kadın çalışmasının en önemli etkenler, yapısal etkenler var esasında. Yapısal etkenler Türkiye'de ekonomi istihdam üretmeyen bir ekonomi. Küresel piyasalara bağlı olarak işte bize neoliberal dönemde özellikle hani şu sektörde çalışmayacaksınız ya da ne bileyim tarımı azaltacaksınız. Ne bileyim mesela tarımda buğday ekmeyeceksiniz de şunu ekeceksiniz. Uluslararası iş bölümü çerçevesinde Türkiye'ye dayatılan belli işler ve sektörler var. Yani o alanlarda üretim yapacaksınız deniliyor bize. Diğer meseleleri mesela
dışarıdan alacaksınız. Sen buğday vereceksin uluslararası iş bölümünde. Ya da ne bileyim pancarı sen vereceksin. Ama şekeri şeyden alacağız. Başka bir ülkeden alacağız diyor. Böyle işe böyle uluslararası küresel küresel kapitalizmin çıkarları çerçevesinden baktığınızda bazı işleri zaten baştan elemiş oluyorsunuz. Türkiye ekonomisi de çok uzun yıllardır istihdam sağlamıyor, üretmiyor. Şimdi bu yeni istihdam alanları üretemediği için Türkiye ekonomisi genel olarak düzenli, güvenceli ve sigortalı işlerde evin reisi ya da evi geçindirecek durumda olan erkek işçiler çalışıyor. Kadınlara da zaten çok uzun 15 yıldır önerdikleri şey evde oturun hem çocuk bakın hem kısmi zamanlı çalışın iki işi birden götürün şeklinde bir öneri geliyor. O nedenle kadınlar daha güvencesiz, sigortası olmayan ki TEPAL'ın yaptığı bir araştırmada sigortasız çalışan yani TEPAL 2016 verilerine göre bu araştırmayı yapmış. 2015'te karşılaştırdığımızda sigortasız çalışan kadınların sayısı bu 2005'ten 2016'ya 40 bin kadar artmış. Yani kadınlar iş bulduklarında da böyle sigortasız ve güvencesiz işler buluyorlar. Ve imalat sanayinde de yine 20 bin kadın işsiz, sigortasız çalışıyormuş. Yani en fazla sigortasız çalışan iş kollarından bir tanesi de imalat sanayi. Bunlar yapısal nedenler. Bir de hani kadın emek piyasalarına ve kadınların kendilerine dair bir takım nedenler var. Bu ama aynı zamanda devletin sosyal yönünün aşındırılmasıyla ortaya çıkan nedenler. Ne bunlar? Kadınlar mesela çocuk bakımı hizmetleri Türkiye'de eskiden hani devletin şu veya bu biçimde az ya da çok bir biçimde devlet kreşleri kamu alanında vardı. Onların hemen hemen hepsi son dönemlerde tasfiye edildi. Yeni kreşler açılıyor. Çocuk bakımı hizmetleri sıfır noktasında yani neredeyse. Bu mesela kadınların çalışmalarının önünde önemli engellerden bir tanesi. Diğer önemli engel kadın işleri ve erkek işleri diye bir yani emek piyasalarının cinsiyetçi yapısından kaynaklanan bir iş bölümü var. Kadınlar belli işlerde çalışamıyorlar, çalıştırılmıyorlar. Bu da hani kadınların istihdama girmesinin önündeki engellerden bir tanesi. Bunun dışında kadının çalışmasına hala ya koca hayır diyor ya işte ne bileyim baba hayır diyor ya da kaynalar, kayınvalideler, kayınvalideler filan bile karışabiliyor Türkiye'nin patriarkal yapısından dolayı. Bunlar da kadın emeğinin kendisine dair nedenler. O zaman şöyle bir şey anlıyorum söylediklerinizden. Bu son dönemde savaşın yakıcı gündemi arasında kadın emeğini ilgilendiren bir sürü düzenlemeler geçti. Evet. Bunlar kadınların hükümetin vaat ettiği gibi anne olan emekçilerin kadınların istihdama katılımını sağlayamayacak diye anlıyorum konuşmalarınızdan. Öyle görünüyor. Kendi bu hani kadınların rağmen. Kısmi zamanlı çalışma mesela kadınlara önerilen şeylerden bir tanesi. Yasa tasarısı geçti bir torba yasaya ek olarak yani yamanarak o yasa geçti. Bunun dışında kısmi zamanlı çalışma önerisini içeren yasanın dışında bir de kısmi zamanlı çalışmanın özel istihdam bürolarına bağlı olarak yapılması gerektiğine dair özel istihdam büroları yasa tasarısı da geçti. Kısmi zamanlı çalışmayı işte
doğum yapmış, doğum izini kullanmış. Bu izni kullandıktan sonra işe dönen kadınlar için önerdiklerini söylediler. Hem kamuda hem de özelde işte bir çocuk doğuran kadın doğum iznini kullandıktan sonra kısmi zamanlı iki ay kısmi zamanlı çalışma hakkını kullanacak. İkinci çocuk da 3 aya, üçüncü çocuk da 6 aya çıkıyor. Böyle çıktı işte, annelere müjde şeklinde çıktı. Nasıl çalışacak kadınlar? Kamuda özellikle şey yapacaklar, doğum izinlerini kullanacaklar, gelecekler, kısmi zamanlı çalışmak istiyorum diyecekler ve kısmi zamanlı çalışma hakkından yararlanacaklar. Ama bu kısmi zamanlı çalışma hakkını hem kamuda hem de özelde kullanmak için kadın doğum izin, pardon, emzirme izinlerinden vazgeçmek zorunda. Yani koşullu bir haksa, koşullu bir hak olmaz zaten de. Ama asıl yapmak istedikleri kadınlara, kadınların işini kolaylaştırmak ya da kadın istihdamını arttırmak için bakım hizmetlerini kadınların elinden almak değil. Ben o zaman da yazdım, hep söylüyorum. Mesela kamuda emzirme izinleri ilk 6 aya kadar zaten 3 saat, günde 3 saat, 657'ye tabi çalışan kadınlar için. Yani herhangi bir yenilik getirmiyor. Zaten kadın 657'ye tabi kadın şeyi seçtiğinde, yok ben emzirme izinlerini kullanmak istiyorum dediğinde zaten 5 saat çalışıyor günde. Kamuya bunu getirmelerinin nedeni 5 saat çalışan kadının çalışmadığı dönemler için özel istihdam büroları aracılığıyla başka bir kadını oraya istihdam etmek istiyorlar. Böylece bir işe iki kadın talip olduğu, iki kadın bir işte çalıştığı için bir miktar istihdam rakamlarını da yukarıya çekecekler ve kamuda nispeten güvenceli, sendikalı diyelim ve sigortalı işlerin yerini o ikinci getirdikleri özel istihdam büroları aracılığıyla getirdikleri kadınlar aracılığıyla o işleri güvencesizleştirecek, esnekleştirilecekler çalışmayı. Muhtemelen çalışan, güvenceli olarak çalışan kadının da geliri düşecek herhalde. Elbette. Bu arada. Elbette. İlk iki ay için şey diyorlar, hani yarım gün çalışacak, tam gün ücret alacak. Devlet onları destekleyecek. Zaten kamudaki emzirme izni kullanan gün zaten, kadın zaten tam gün ücret alıyor. Mesela emzirme izni hakkı kamuda çalışan tüm doğum yapan kadınlara, ister bir tane de olsun, ister iki tane de olsun, isterse üç tane de olsun, üç çocuk doğursun, hepsi için geçerli yasal bir hakken bu şeyde, bu yeni kısmi zamanlı düzenlemede bu hak artık üçüncü çocukta kadının başa baş kaldığı bir şey olmuş olacak, durum olmuş olacak. Çünkü 6 aya kadar zaten kadın, yani üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışma hakkı veriyorlardı ya güya. Evet. 6 aya kadar çocuk emzirme izni kullanan kadın zaten ondan faydalanacak. Oradan anlıyoruz ki bu burada doğum yapan kadını korumadan ziyade özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurmayı erkekler üzerinden pek kamuda sağlayamadılar. Onlar üzerinden sağlamak istiyorlar. Gerçi özel istihdam büroları yasasında şeyi yok. Hani özel istihdam büroları kamuya giremiyor. Fakat
kadınlar üzerinden, yani doğum yapan kadınlar üzerinden muhtemelen bir açık bulur. Açık kapı. Oradan kamuya da özel istihdam bürolarını yaygınlaştıracak. İşçi kadın açısından ise bu eğer hani işçi kadınlar için şöyle bir şey, 1,5 saatlik emzirme izni var. O da 6 aylık ve hani bir kazancı olabilirdi onlar için. Bu bir kazanç olabilirdi. 6 ay işçi kadın şeyi kullandıktan sonra doğum teknik bir şeyler anlatıyorum gibi olacak ama adamlar öyle bir şey yapıyorlar ki en ufak ayrıntılardan hani tereyağdan kıl çıkarıyorlar. İşçi kadın açısından bu şey olabilirdi. Hani bir hak tamam, olabilirdi. Taş. Çünkü hani doğum iznini kullandıktan sonra gelen işçi kadının başka bir şeyi yok, hakkı yok. 1,5 saatlik emzirme iznini o da toplayarak falan alıyorlar. 6 ay kadınlar genel olarak ücretsiz izin kullanıyorlardı. Evet. Hani ücretsiz izin kullandıkları dönemde kısmi zamanlı bir dönemde kısmi zamanlı çalışıp tam para alıp ya da kısmi zamanlı çalışıp kısmi olarak para almak onların işlerine gelebilirdi. Fakat şöyle bir şey yaptılar son dönemlerde. Şeyi biliyorsunuz. Ninelere bakım evet, parası bakım diye bir şey çıkardılar. Onun çıkarılma nedeniyle bu işte özelde patronlar bunların yani kısmi zamanlı çalışma denilen şeyin kendi zararlarına olduklarını iddia ettikleri için bakım işlerinin için özel bir çare bulunmasını istemişler. Biz zarara uğrarız eğer kısmi zamanlı çalışmayı uygulamaya koyarsak. Çünkü zaten özelde kadınlar 10 saat 12 saat çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani özelde biz bunun uygulanmasının imkansız olduğunu zaten o zaman çıktığında yasa bunu uygulayamazlar dedik. Patronlar bunu uygulamazlar. Çünkü orada kadını 10 saat 12 saat hatta bazen vardiyalar halinde 15 saat falan çalıştırdıkları oluyor. O nerede? 5 saatlik çalışma nerede? Nitekim yapmadılar da. Zaten kısmi zamanlı çalışmanın denetim mekanizmaları da yok. Yani devlet bunu denetme. Ne yaptılar? İşçilerin özellikle referanduma da denk getirip işçilerin şeyinde işsizlik sigortası fonunda biriken yine kendi ceplerinden biriken fonları bir bölümünü şeyi halinde sosyal yardım halinde anneannelere babaannelere aktaracaklarını söylediler. Bu şey bir uygulama. Yani sosyal yardım bu. Sosyal hak değil. AKP'nin yapmış olduğu kadınlara kısmi zamanlı çalışma, efendim ninelere bakım ücreti vesaire bunların hepsinin ardında kadınların elinde bulunan sosyal hakları alıp bunu sosyal yardıma çevirip kendi isteklerine bağlı olarak zaman zaman ki bunlar politik manevralara denk geliyor. Şimdi referanduma denk geldi. Evet. Yarın başka bir şeye denk gelecek. Denk gelip transfer ediyorlar. Ve transfer ettikleri para da zaten kendi İşçinin paraları. İşçinin kendi parası. Sigortası fonunda biriken paralar. Peki emekçi kadınlar anayasaya neden hayır demeli sizce? Yani sendikaların yapmış oldukları işleri genel olarak cinsiyetçi bulurum ama son dönemlerde DİSK bir araştırma yaptı. İşçilerin yararına değildir. Başkanlık sistemi işçilerin zararlıdır diye bir araştırma yaptı. Şöyle yapmışlar orada. Demokratik biçimde yönetilen Batı ülkeleriyle başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi altında yönetilen ülkelerdeki sendikal hakları karşılaştırmışlar.
belli göstergeler üzerinden yapmışlar bunu. Mesela sendikalaşma özgürlüğü, toplu sözleşme özgürlüğü ve toplu sözleşmenin genişletilmesi, yani teşmili meselesi, insani kalkınma, toplumsal cinsiyet göstergeleri üzerinden iki sistemi karşılaştırmışlar. Ve bu iki sizce de hani bence de çok malum bir biçimde sendikal haklar, özgürlüklerin, toplu sözleşme hakkının, çalışma sürelerinin ya da iş kazalarına mazuriyetin göstergelerine bakmışlar. Demokratik yani Batı Avrupa'nın demokratik rejimlerinde bunların hepsi çok daha yüksek seviyelerde ve başkanlıkla yönetilen yerlerde işçi hakları ve özgürlükleri açısından ciddi bir gerileme var. Doğru düzgün toplu sözleşme yapılmıyor. İş kazaları çok yoğun. İş ölümleri yoğun. Sendikalaşma en alt seviyelerde neredeyse. Ve aynı zamanda insani gelişme şeyleri de, göstergeleri de inanılmaz düşük. Bu ne? Mesela sağlıktan yararlanma, eğitimden yararlanma, ne bileyim kültüre belli bir zaman ayırma. Batı'nın demokratik ülkelerinde bunlar çok daha yüksek. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde bunlar çok daha düşük. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet şeyi ezilmesi ya da ayrımcılıkları başkanlık sistemine ile yönetilen ülkelerde cinsler arası ya da kadınların uğradığı ayrımcılıklar, cinsler arası farklılıklar çok daha yüksek seviyede. Buradan şeyi öngörebiliriz. Yani kadınlar başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde kadınlar, işçi kadınlar, bu sendikal hak ve özgürlüklerden yeteri kadar yararlanamayacaklar. Mesela ücret farklılıkları da var. Sendikanın olmadığı, toplu sözleşmenin yapılmadığı yerlerde ve alanlarda ücretler haliyle düşük oluyor. Başkanlık sistemi sendikaların kısıtlı, mesela adam geliyor kendi kafasına göre tek başına bir günde kanun hükmünde kararname ile şu sektörlerde grev olmasın diyor, grevi yasaklıyor. İşçilerin ve sendikaların mesela şeyde ücret arttırımı ya da sosyal hak arttırımı için başvurdukları temel silahlardan bir tanesi grev silahı. Grev ertelenince ne oluyor? Yeteri kadar ne sosyal hak talep ediyorlar, talep edebiliyorlar işçiler, işçi kadınlar da öyle. Ve ücretleri de, kadın ücretleri zaten düşük. Sendikaların olduğu yerlerde asgari ücretin biraz üzerine çıkabilecekken, bu bile çalışan kadınlar bunu bile elde edemeyecekler. O nedenle hani pek çok açıdan olduğu gibi tek adam yönetimi kadınlar açısından demokratik ve hani hakların ve özgürlüklerin tanımlı olduğu rejimlerden çok daha fazla yıkıma yol açacak. Bu gerek hani dışarıda gezme, dışarıya çıkma, kendi bedenine sahip çıkma, ne bileyim hani kürtaj yaşam tarzına müdahale yani. Gibi yaşam tarzına müdahale eden, doğrudan müdahale eden adam, dediğim gibi yani bir kararnameyle kürtajı yasakladım der, yasaklanır yani. Hani hiçbir şey bunu denetleyecek herhangi bir mekanizma yok. Aynı şekilde şunu bile diyebilir, olabilecekler üzerinden konuşuyoruz. Tek adam, kadınlar şu sektörlerde çalışsın. Diyelim ki hizmet sektöründe kadınlar hizmet sektöründe çalışsın. İmalat sanayinde
kadına kota koyuyorum. İmalat sanayinde kadın şu kotayla çalışsın. Çünkü orada hani genç işsizliği var. Gençleri oraya istihdam edebileceğiz diyebilirler yani. Bu nedir? Kadın açısından ciddi bir biçimde ücret kaybıdır. Ya da dediğim gibi esnek zamanlı çalışsınlar. Hani şeyde kamuda kamuda kısmi zamanlı çalışmayı getiriyorum. Şu yani bir kısım kadınlar şeyde çalışacaklar, sabahtan çalışacaklar, öteki kısım kadınlar öğlen sonra çalışacaklar diyebilir. Ve bunu bunun böyle olmamasını engellemek için elimizde hiçbir şey yok. Sendikalaklar da kısıtlı, hatta özgürlükler, ona göre sendikaya da şey getirebilir. Yani çalışan kadınlar oylarını verirlerken, referandumda evet ya hayır derken bu tür sınıfsal ve aynı zamanda cinsiyet temelli haklarını da düşünerek, elimizde var olan kadın mücadelesi ile elde ettiğimiz bir takım hakları da kullanamaz duruma gelebilecekler. Bunun garantisi yok. Garantisi mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar hakkında söyledikleri olabilir. Bu söylenenler de şeydir, fıtraten eşit değiller. Ben kadın erkek eşitliğine inanmam. Kadın mıdır, kız mıdır belli değil. Filan gibi söylediklerinden kadınlar hakkındaki fikirleri ve bu fikirlerden hareketle kadınlara kadınlar için oluşturduğu hak ve özgürlükler tırnak içinde evrenini anlayabiliriz yani. Bu şu anlama geliyor. Yani bir sürü şimdiye kadar kullanabildiğimiz, diyelim ki hani işten atıldınız, şeye gidiyorsunuz, iş mahkemelerine gidiyorsunuz ve haksız gerekçeyle işten atıldığınıza dair suç duyurusuna bulunup şey atıyorsunuz, mahkeme açıyorsunuz. Mahkememi kazanamama olasılığınız artık eskiden iş mahkemeleri işe iade ya da hani tazminat filan öngörebiliyordu. Şimdi hani bu konularda tazminat olmayacak, biraz daha hani patronları desteklememiz ki bu konuda şeyin Tayyip Erdoğan'ın patron yani TÜSİAD'ın bir toplantısında bir konuşması var. Patronlar çok zor durumda işe iade ya da bu tazminat meselesinden dolayı hani bunu esnekleştirmemiz gerekir işten atılmalarda diye söylemleri de var yani. Hani bu belayı sizin üzerinizden alacağız gibi söylemleri de var. İşte tüm bu tehlikeleri düşünerek kadınlar, çalışan kadınların özellikle de işçi kadınların şey yapması gerekiyor, hayır demeleri gerekiyor yani. Gelir elinden de olabilirler, özgürlüklerinden zaten hiçbir garantisi yok, olabilecekler, bedenlerine karışabilecek başkanlar yapmış olduğu yasalarla, var olan yasalardaki haklarından da olmuş olacaklar. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizler HDP kadın olarak 16 Nisan'da hayır diyerek kadınların potansiyelini anneliğe indirgeyen, farklı beceri ve isteklerine değer vermeyen bir hükümet istemediğimizi haykırmış olacağız.